Bekri Mustafa çok acayip bir adam ve bu hikayeyi dinlediğim zaman ben kesinlikle bu adamın benim akrabam olduğunu düşünmeye başladım. Kadir Hoca buyursun anlatsın. Evet. Ne kimdir bu Bekri Mustafa? Şimdi Bekir Mustafa 4. Murat zamanında yaşayan birisi. Aslında kendisi bir Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafız. Medrese öğrencisi, yorgancının yanında çalışan birisi. O yorgancıya gidip gelen bir kıza aşık oluyor. Kızın adı Elif. İsmi de bilmiyor kızın. Yorgancı da diyor ki hadi gel kızı istemeye gidelim diyor. Bunlar güzel giyiniyor 2 lira bir şekilde. Gidiyorlar kızı istemeye. Kızın babası zengin. Ben diyor bir çulsuza kız vermem diyor. Kızı vermiyor. O güne kadar Hafız Mustafa olan bizim bu arkadaşımız Bekri. Yani işte o şeyi içmeyi çok seven birisi haline geliyor. Ay yaş Bekri haline geliyor. Bekri Mustafa çok sivri zeka birisi. Böyle çok kıvrak zekalı bir arkadaşımız. Ve 4. Murat zamanında da işin ilginç yani yaşamış olduğu çağda alkol ve tütün yasak. Yani yasak içmeyeceksin bir yerde. Sultan Murat her tarafta içki ve tütünü yasakladığı işte ilamlar olur, davulcular çıkar, bağırır, çağırır. Kimse içmez. Bütün kahveler, meyhaneler kapatılır ama sultanım der bir adam var. Adamı her gün falakaya yatırıyoruz. Yine bu adam içiyor, durmuyor. Öldürsek mi acaba? Kellesini mi vursak diyor. Murat dur merak ettim kimdir bu adam diyor. Ben göreceğim diyor. Murat tedbirli kıyafet giyiyor sivil kıyafetlerin üzerine ve gidiyor Bekri Mustafa'yı buluyor. Bekri Mustafa da saray burnunda sandalcı. Sandalla insanları karşıya taşıyor. Murat biniyor bunun yanına. Bir de bindiği zaman ilginç Sultan 4. Murat'ın sadrazamı da Bayrampaşa'dır. İstanbul'daki Bayrampaşa ilçesinin adını veren kişi 4. Murat'ın sadrazamıdır bu arada. Aa, Tabii. Evet, sadrazamın sadrazamıdır. Şimdi ikisi biniyorlar kayığa. Bekri Mustafa çekiyor kayığı, çekiyor. İyice böyle denizin ortasına geldiği zaman da hava yakamoz. Böyle deniz çarşaf, mis gibi bir hava. Bakıyor sağda solda kimse yok. İki tane Adem oğlunu almış sandalın. Ya beyler aceliniz var mı diyor. Yoktur diyor. Dayı hayırdır? Ya ben diyor burada bir demlensem diyor. Oraya atıyor çapasını. Arkadan suyun içerisine sarkıttığı bir sepeti çekiyor. İçerisinde işte rakı kurması, işte mezesi falan onu kuruyor böyle. Sen ne yapıyorsun diyorlar. Vallahi diyor kimsenin görmediği bu yerde ben iki duble içeceğim diyor. Siz de ister misiniz diyor. Şey değil mi? Doğru anladık. Sandalla denize açılıyor ve Evet. daha öncesinde hazırladığı o düzeneyi denizin dibine aslında Evet, çok da mantıklı soğuk da olur. evet. Hocam Ramazan günü anlattınız hikayeyi. Sen anlattırıyorsun. Neyse ben istedim. Ama o dönemin de aslında yaşamlarını da öğrenmiş oluyoruz yani Tabii o ki, tabii yasaklar ki. vesaire falan. Neyse denize onu sallandırıyor. Gittiği zaman ipi çekiyor. Öyle başlıyor orada içmeye. Aynen. Başlıyor. Siz de içer misiniz diyor Beyzadem. Sultan Murat elbette biz içmeyiz diyor. Ya canınız çekerdi. Belki size kokar diyor. Birer duble de onlara dolduruyor. Ondan sonra bu melek tek gitmez diyor. Bir de tütün çıkarıp sarıyor. Siz içer misiniz diyor. İçmeyiz elbette diyor. Canınız çekerdi. Birer tane de onlara öne koyuyor. Bakıyor Yasak kimse ne yok. varsa Aynen padişahın önüne yapıyor. diziyor. Çünkü bu içmeye başlıyor. Sonra Murat bunun içtiğinden emin oluyor. Diyor ki bre zındık diyor. Sen Allah'tan korkmaz mısın da içki içersin diyor. O da diyor ki bu benle Allah arasında olan bir şey. Sen ne karışırsın der. İyi Peki diyor. demiş. Evet, sen diyor Sultan Murat'tan korkmaz mısın der. O diyor ki Sultan Murat diyor şu an şimdi sarayında hareminde beni nereden görecek diyor. Murat sinirleniyor ayağa kalkıyor. Ben Sultan Murat'ım diyor. Adam tabii bunu tınlamıyor. Ya dayı sen içmeden Murat'ım diyorsun diyor. İhsan peygamberim diyecektin herhalde diyor. Kahkaha atıyor. O Tövbe. sırada evet. O diğer saltanat kayıkları yanaşınca bu adam işin gerçekten de o adamın 4. Murat olduğunu anlayınca ya sultanım diyor biliyorum benim kelle gitti. Sizden bir şans istiyorum diyor. Ben sizin falınıza bakayım falcılık da yasaktır. Ben diyor bakla falına bakayım sizin İstanbul'a hangi kapıdan gireceğinizi bileyim diyor. Eğer bilirsen beni serbest bırakın diyor. Murat tamam bak lan diyor. Bakıyor söyle diyor söylemem diyor sultanım söylersem siz başka kapıdan gidersiniz diyor. Bir kağıda yazayım diyor. Orada buluyor kağıdı kalemi yazıyor. Sultan eline sıkıştırıyor. Sultan da zeki ya. Kayıklar kıyıya geldiği zaman emir veriyor askerlerine. Tez bu sur yıkılan sultan için yeni bir kapı açıla diyor. Ve bu zındığın da kellesi vurula. Sultan daha kağıda bakmadınız diyor. Sultan şaşırıyor. Sonuçta yeni bir kapı yapmış ya. Açıyor kağıdı sultanım yeni kapınız hayırlı olsun yazıyor. Ve sultan o gün o adamın normal bir adam olmadığını anlayınca bırakın diyor. Ne yapıyorsa Peki yapsın diyor. o nereden yola çıkarak oraya yeni kapı yazmış? Hani onları yıktırıp yerine yeni bir kapı Evet. yaptırıp doğru cevap veremeyecek. Çünkü mevcutta olmayan bir kapı yaptırdığım için ona güvenerek adam bunu Tabii. hissediyor mu acaba zeki olduğu için? Hissediyor. Büyük ihtimal hissediyor. Yani Bekri Mustafa'nın hikayeleri yüzlercedir. Bitmez. O kadar çok hikayesi var ki. Ama Bekri Mustafa'nın sonuna geldiğimiz zaman. Bekri Mustafa Bomba. evet. Çok fazla içiyor vesaire. Ölüyor. Ve daha sonra Bekri Mustafa'nın mezarını Eminönü'ne kaldırıyor. Oraya bir mezarlık yapıyorlar.
Ardından tam böyle bir pazar yolunun ortasında olduğu için duvarlarla örüyorlar ki pazarcılar mezarın olduğu yere zarar vermez. Tam böyle bir kavşaktan. Bekir Mustafa'nın beraber içtiği, böyle gizlen içtiği arkadaşlarından bir tanesi de espri olsun diye gidiyor. Bekir Mustafa'nın mezarının duvarına Hazreti Mustafa yazıyor. Hazreti Bekir Mustafa Efendi yazıyor. Ve o gün ilginçtir. Belediye daha sonra zaman geçiyor. O yazı silinmiyor. Sürekli gelip gidiyorlar. Aa, burada bir evliya yatıyor diye Bekir Mustafa'ya dua etmeye başlıyorlar. Ve ilginçtir. 1900'lü yıllarda Bekir Mustafa'nın türbesi yapılıyor. İnşa ediliyor türbe olarak ve kapısına Bekir Mustafa Hazretleri de yazı yazılıyor. Kocası böyle alkole bağımlı olan kadınlar da gidiyor Bekir Mustafa'nın mezarından kocam içkiyi bıraksın diye dua edip mezarına içki döküyorlarmış. Bu şekilde Halbuki adam dua hayal ettikleri cümledi. adam Hayal cümledi. kendine hayrı olmamıştı bu konuda. Tabii daha sonrasında işte gidip Bekir Mustafa'nın türbesini, yani bu türbe değildir diye oraya 50 tane yazı yazıyorlar. Ve halen de ben onun bu şekilde daha yapıldığını biliyorum Doğancan, biliyor musun? Halen Eminönü'ne, Bekir Mustafa'nın mezarına gidip halen kocam alkolü bıraksın diye dua edenler varmış. Peki şu anda da Hazreti Bekri Mustafa diye mi Yok, yazıyor? Hazreti kaldırdılar. Direkt Bekir Mustafa. Dördüncü O Murat'ın Hazreti'yi kardeşi. niye yazdılar peki en başta? İşte onu en başta yazan bunun bir arkadaşı, şakalaşmak amacıyla, yani şaka yapmak amacıyla işte Hazreti Bekir. Yani dalga geçmek amacıyla yazıyor. Bizler ciddiye alıyor. Ve bir Ayyaşı mezarı ülkemizde yüzlerce yıl boyunca bir evliya mezarı gibi itibar gördü.